Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şu şekilde bir sekreter telefonumuz var. Bu sekreter telefonu Karel marka. Aslında Yiğilink'in telefonu da Karel kendi üzerine markasını vuruyor. Öyle diyebiliriz aslında. Yiğilink'te de benzer telefonlar var. Veya Yiğilink'i üretiyor diyebiliriz. Çünkü aynı fiyat, fark yok. Yiğilink'in bu model telefonu da aynı. Karel'deki telefon da aynı. Şu şekilde bir EXP yani X40 diye bir şeyimiz var. Dahili hat genişleticimiz var. Bu genişletici numaratör şu işe yarıyor. Mesela ben burada Mustafa diye eklemişim. Mustafa'ya basınca bakın kısa yol şu. Hemen tak diye arıyor. Buradaki isim numaratörü nasıl kullanacağız? Bundan bahsedeyim. Şu şekilde normalde iki sayfa ikinci page'e geçiyor. Bakın bu da bir önceki page'e. Şurada da page'i gösteriyor. Aynı sayfada olduğunu. Buraya numara eklemek için öncelikle şöyle nereye ekleyeceksiniz numarayı. Bu arada çapraz gidiyor. Bakın bir burada, bir burada, bir burada, bir burada diye gidiyor. Şu çizgi ise hangi sırada olduğunu gösteriyor bunun. Yani şu çizgiye bakarak hangi sırada olduğunu görebilirsiniz. Mesela ben şu araya isim eklemek istiyorum. Buraya tıklayacağım. Mustafa'yı düzenlemek istiyorsam bunun üstüne tıklayacağım. Basılı tutacağım. Bakın burada şey geldi karşımıza. Şu şekilde genişletme modülü. Genişletme modülü geldi. Genişletme modülünde şu yukarı aşağı tuşlarını kullanarak düzenleme yapabiliyoruz. Şimdi mesela düzenlemeyi gösterdik. Mesela Mustafa'nın üstüne basılı tutarsak şöyle. Bakın basılı tuttum. Düzenleme ekranına geldi. Ve burada şu ok tuşları yardımıyla aşağı doğru iniyoruz. İnebiliyoruz. Şöyle bakın aşağı yukarı inebiliyoruz tuşlar sayesinde. Yani bu şekilde aşağı yukarı inip tuşlar üzerinde düzenleme yapabiliyoruz. Veya şuradan numarayı düzenleyebiliyoruz. Yeni numara eklemek için de şöyle mesela şu satıra yeni numara ekledim. Şuraya basılı tutuyorsunuz. Ve şu ekran karşınıza geliyor. Hangi yere numara ekleyeceksiniz aslında. Mesela şuraya numara mı ekleyeceğiz? Şunun üstüne basılı tutun şu tuşun. Ve burada Türk kısmı var. Türk kısmında hızlı arama diyoruz. Hesap kimliği at bir de kalsın. Etik olarak mesela ne diyelim? Böyle A4 diyelim mesela ya da şöyle A41 falan diyelim. İsim yazıyorsunuz normalde buraya. Herhangi bir isim. Ben şöyle bir şeyler sallıyorum bakın. Değer kısmına da bir numara giriyorsunuz. Buraya 11 ne olsun? 07 olsun. Buranın telefonuydu. Kaydet diyoruz böyle daha sonra şu kısımda. Kaydediliyor. Bakın şu az önce tıkladığımız nokta eklendi. Ve buna basınca arıyor. 11.07. Daha sonra bu numarayı silmek istiyorsak üzerine basılı tutalım. Burada değiştir kısmı var. Sil diye bir buton var. Tıklayıp aslında komple numarayı silebiliyorsak onu da silelim. Şunu da sil diyelim. Kaydet diyelim. Bakın şurada değerler geçersiz uyarısı veriyor. Yani silmiyor. Yeni bir değer girmeniz gerekiyor. Biz oraya ne girelim? Boş yazalım şimdilik. Şu şekilde boş yazdık. Kaydediyoruz. Ama bir numara girmemiz gerekiyor. Ona 000 diyelim. Kaydettik. Kaydet butonuna bastığımızdan da şuraya bakın boş olarak geldi.